geldiler. İçlerinden ne olduğu belli oluyor. Frekansın gücü de müthiş bir öksürük nöbeti geçirdim. Boğazımdaki o rahatsızlık, yutkunma falan devam ediyor yani. Buna da bu rüzgar, dış kapı ceryanı, bodrum ceryanıyla kaptığımı tahmin ediyorum. Bunların şeyleriyle, pislikleriyle, bu gece baskını için bir hikaye anlatacağım. Bakma. Önce şunu söyleyeyim, bu havrut marut çiftlerin arasını açan büyüleri. Şimdi şeytanlar öğretiyormuş. Ve ben soruyorum, siz eşinizle yakınlaştınız, iş pişireceksiniz. Tam ortasında naber bozuldu değil mi o iş? Bebek yapma mı niyet ettin? Tek sinek, tek sinek görmedik. Ne zamana kadar? Düğmeye basılana kadar. Tek sifon da yok. Hayalet. Apartman oldu. Pencerenin önünde ufak bir tür uçuşuyor. Burada balkonun önünde hayvan barındırdıklarının işareti. Serçeler onları bitir. Hadi kumruları ne bekliyorsunuz? Gelelim bu hikayeye. Eskiden 6-7 hayvan, 6-7 bazıları burada önümde burnumu uzatır uzatmaz işlemde penceremin karşısında yürüyen sokak hayvanı eskiden markete giderken bu çatılardan biriyle beraber 6-7 tane koşarak babababab diye sonra gözümün önünde erkek erkeğe böyle yönetiyorlar. Evet. Ve eskiden böyle buradan geçit töreni yaptılar mı? Bunları ben hastanenin içinde gördüm. Gece yarısı duyuldum babam. Hep aynı çete. Hepsinin sahibi o büfeteci. Hepsini güten o. Tetikçi olarak sadece o gütmüyor. Hepsi gidebiliyor. Bu da frekans mı? Telepatik mi diye düşünülüyor. Buraya fırlıyorlar, burnumu uzatır uzatmaz. O zaman da biliyordum ben. Selalar okuyacak. Ölenler var. Ve hiç şaşmıyordu. Bunu videolarımda da belirttim. Seneler. Zonos'a bastırıp yıprattıklarını bir gece müthiş böyle bu çeteyle orduyla ve selam böyle tahmin ediyorum. Bab da bab da bab
Uykusunda. Kabus bile görüyorsun. Bunlar havladığı zaman. Bak pencerenin karşısına, kanala. Sadece onlar değil, tasmalılar da. Bir uyanıyordum uykudan, nefes alamıyorum. Ve adın gibi biliyordum, orada kanalın yanında hayvan barındırıyorlar. Böyle bir olay vardı. Ve her seferinde de açıp bakınca öyle. Kaç tane de videoda var. Tahminen sadece onların kokularından değil. Hem frekans yapılıyordu hem de tam kanala işletmişlerdi. O azot fosfor gazlı çişlerini litrelerce ve pisliklerini buluyorduk sonra. Onun gazı da nefes kesici. Miyav miyav duyuyoruz. Yavru arabanın altına konmuş. Veya yakın bir yere. Kafesin içine de olabilir. Eski oyunları. Niçin şimdi motorun içine mi girdi? Neden? Çok mu soğuk? Soğuktan geliyor diyordular. Kasıtla sokuyorlar. Bilmiş olun. Duyun. Bu oyunu çok gördüm. Yine uçuşan şeyler aynı yerlerde, başka yerde yok. Bu tarafta yok. Hepsi orada, karınca döktüğü kanalların orada. Karınca kolonisi. O yavruyu dışarı atana 60.000 TL ceza lütfen. Kim belli. O kedileri üreten, onlarla oynayan çete belli. En azından bana. Evet, emniyet karakolda biliyordur fakat onlar hayvansever. Uzaktan kuşlar kadar sesi gelmiyor. Bu kafesin içine dondurduklarını hatırlıyorum. Sürekli mem demem. Kuyruğun içine kilitledi. İtfaiye gelene kadar 1,5 gün mem demem. Ağacın tepesine çıkardılar. 3 gün 3 gece. Mavlamam. Yağmur altında. Hayvansever bunlar. Ve kaç kez gördüm böyle. Martiklerin önüne heykel ettikleri gibi. Motorun içine. Nasıl giriyorlar lan oraya? Bu arabalar. Böyle şey, hatta fare bile girmesin diye ayarlanmadı mı? Nasıl giriyorlar? Tehlikeli değil mi? Ve ben bir yem attım. 5-10 dakika geçti. Kuşlar neden gelmiyor? Hı? Ağaçta bekliyorlar. Tok mular? Başka bir şey mi var? Çıkar çıkmaz pislik temizleme. Anında bu geceki havlama makinesi neden? Pisliklerini kaldırmayayım diye. Bakın şu toz şeylere bakın.
hepsi kedi tarafından tanıyoruz. Bu köşeye dikmiştir. Çünkü burada kanal var. Pislik dolduruyordu bu köşeyi. Nereye? Hanıma yönelik. Eskiden hanıma. Baştan söylüyorum. Belki söyledikten sonra olur diye. Sakin bir sabah yaşayacağız. Sakin bir çay içeceğiz. Eski sahneleri oynamayacaktır. Evet, kedi yavrusu. Kaç kere gördüm anaları böyle taşıyor. Arabanın tekerleğinin altına bırakıyor. Orada da onlar mam 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 diye çağırıyorlar bunlara. Öyle olaylar gördüm ki yani kedi yavrularını bile böyle drone gibi yönetiyorlar, yemin ederim. Kaç örneği videolar hem de. Şimdi Cuma'ya gideceğiz. Ne göreceğiz? Hiçbir şey. Bunlar anında çekebiliyorlar siperi. Yerleri var kesinlikle. Bu Hamas lideri nasıl böyle keskin nişancı gibi diye merak ediyorlar. Alo, benim el hareketim telefonla sosyal medyada gözüküyor bunlara. Evime giren tüm kanalları biliyorlar. Oraya bırakıyorlar. Oraya yerleştiriyorlar hayvanlarını. Çayım bitti. Tek bir saniye yok, tek bir kuş inmedi. Buğday yeme. Bu kafes olayına. Eski videolarımla buradan müthiş baskı yapıyordular. Hayvanlar sokup, sümüklü böcekler atıp, yüzlerce. Çöp, pislik, uyku. Sonra şikayet ettik. Geldiler İSKİ galiba. Oraya bir şeyler yaptılar, böyle kapak falan takmışlar, kapak. Çünkü kanal olduğunu biliyorlar. Böyle kapağı örttüler galiba. Daha önce çektim, yayınladım. Her kanal yerini biliyorlar. Bu sitedekiler, güvenlik sitedekiler de kendilerini emniyette hissetmesinler. Örneğini gördüm, oranın da kanallarını biliyorlar bunlar. Böyle arabayla geçiyorduk. 100 metrelik, 200 hatta duvar. Böyle duvar çıkmış. Sitenin dışından. Burada olduğu gibi böyle boru girişi var. Böyle duvarlarda belki 4-5-6 tane 200 metrede gelmiş hayvanıyla nereye sıçtırıyor? Tam o borunun altına. Bu videomda galiba. Ben dinleyecek. Alo beyaz masa, gel bu kediyi kurtar. Köpekler parçalayabilir. Kime bu miyav miyav bize yaptıkları gibi kafesin içine daha önce. Şu köşeye. Kaç tane örneğini de gördük.
dünden beri orada. Dün birisini gördüm oraya eğilip ararken. Ezilmesi açlıktan ölecek. Ve bunlar hayvansever. Evet, bir tane geçti oradan, köşeden, söyle söylemez. Anasıdır. Asıl o anası kim belli. Bunlar da böyle değişken. Koşturulmaz gibi. Kuşlar. Hala inmiyor musunuz be? Allah Allah. Ben kaldırınca miyavu kesiyor. Hayır, sen göstermeden çık. Kumru inmeye çalıştı, inemedi. Şey var. Su var değil mi daha kargacık? Var biraz da. İdare edin, çıkarsam havlama operasyon. Tek bir kuş uğramadı. Hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalar. Evet, hala kedi yuvası. Hala kedi yuvası. Evet, hala kediler. Bunlar bizim orada da oynayanlar. Hayvan severiz biz. Hiç çekinmiyorlar göstere göstere. Cahil falan değiller yani, biliyorlar. Bunlara göre cahil olan benim ve hayvan sevmiyorum. Bu hayvanların toksoplazmaları, boku, parazitleri yararlı. Anında köşede, sonra kaçtı. Yeni kedi edinmiş siyah. Tıkırtımı duydu. Sinek saçıyor anasını satayım. Kamerada bulanık. Akşam yaklaşıyoruz. Aman yarabbim. Hala kedi oyunu oynayacak benimle. Telepatik.
de diyenin bu hayvanın götürdüğünü sanmıştım be. Bu bok deccali güçlü. Dağısı da var. Oo, bu akbaba güçlü be. Ve penceredeki sinek büyücüsü, park kafe büfedeki FETÖ PETÖ mafya örgütü güçlü be. Bu oy hırsızları güçlü be. Bu bilgisayar hackerleri, yaptığın yorumları takip edenler güçlü be. Vay be.